Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı hobiler. Bugün yeni bitkiler aldım. Yeni su üstü bitkileri aldım. Hem onların açılımını yapacağım ve akvaryuma koyacağım. Ve ayrıca bana bu aralar çok sıkça soruluyor. Abi işte kolay bakılabilen bitki, işte biz bitki bakabilir miyiz vesaire diye çokça soru geliyor. Hem de onları cevaplayacağım. Yani kolay bakılabilecek bitki türleri neler? Onlardan bahsedeceğim. O tarz bir video olacak. Çünkü bunu şundan dolayı bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi bana kim sorarsa sorsun, abi nasıl bir akvaryum yapayım dediğinde ben her zaman bitkili bir akvaryum yapın diyorum. Şimdi bitkili bir akvaryum yapın deyince mevzu şuna dönüyor. Abi bitkinin bakımı çok zor. İşte bitkiyi nasıl bakacağız? Bakımı vesairesi. Ben de ilk bitkiye başladığımda böyleydi. Çünkü bitki olayı, hani bitki işin içine bitki girdiği zaman hepimiz bir hobiciler korkuyoruz. Aslında korkulacak bir durum değil. Yani yok yani öyle bir durum. Çünkü kolay ve low tech bitkiler bakıldığında gerçekten akvaryumlarınız bitkili ve hoş görüntüye sahip olabiliyor. Tamamen bunun sonucu şu: bitkileri doğru seçmek, bitkileri gerçekten low tech bitkiler seçmek, en azından taban malzemesini bitki için üretilmiş kumlardan, tabii ki pahalı olan substrat, işte ne bileyim aktif topraklardan bahsetmiyorum yani. Belli başlı bitki toprakları kullanılabilir. Mesela şöyle göstereyim. Burada ben dere kumu kullanıyorum. Gayet de bitkilerim gördüğünüz gibi mis gibi yetişiyor. Aynen burada hepinizin bildiği siyah Hagen bitki kumu. Şöyle göstereyim. Burada da benim bu belki 10 yıllık Hagen bitki kumum. Bakın, bitkiler maşallah var. Yani taban malzemesini güzel seçmek ve bir ikincisi, en azından çok pahalı olmayan bir bitki armatürü almak. Armatür demek insanları korkutuyor. Evet, biliyorum. Ben de korkuyordum. Ama araştırdıkça gerçekten böyle düşük maliyetli, güzel armatürler, iş görecek, low tech bitkilerde işe yarayacak armatürler olduğunu görebilirsiniz. Mesela ben Wolfmar kullanıyorum. Buna nazaran Aqualed'di galiba. Aqualed mesela kullanılabilir. İşte beyaz SMD ledler kullanılabilir. Arasına renk atarsınız falan. Yani çok zor değil. Ve ben neden herkese bitkili akvaryumu öneriyorum? Ondan bahsedeyim biraz. Sonra kutu açılımına geçelim. Bitkili akvaryum izlemek aşırı derecede keyifli. Yani bitkilerin içerisinde atıyorum yeşil bitki, kahverengi bitki vesaire. Bu tarz bitkilerin arasında balıkların gezmesi vesaire gerçekten çok hoş oluyor. Yani oturup kahvenizi alıp o akvaryumu izlemek, seyretmek aşırı derecede keyif alıyor. Keyif veriyor daha doğrusu. Ben herkese o yüzden bitkili akvaryum öneriyorum. Şimdi bitkili akvaryum tabii ki de, yani ben low tech bitkiler bakıyorum her zaman. High tech bitki olayı tamamen farklı bir dünya. Onun için ciddi bir emek, ciddi bir zaman, güzel kurulmuş bir akvaryum olması gerekiyor. Bu, yani bu tarz güzel kurulumlar, güzel armatür, güzel filtrasyon demek şu anda maliyeti yükseltiyor. Yani high tech bitkili akvaryum kuracaksanız, evet, o biraz korkutur. Şöyle korkutur: maddi olarak biraz para harcamanız gerekiyor. Öyle bir sıkıntınız yoksa, tabii ki de high tech ve tabii ki ona bakacak zamanınız varsa, high tech bitkili akvaryum her zaman bence de olması gerekir. Ama şöyle, benim gibi 17-18 akvaryumunuz varsa evinizde, hepsini high tech yapmanız mümkün değil. Ama
evimin odasında, salonunda veya işte ne bileyim bir köşesinde böyle bir akvaryum sergilemek istiyorum. Yani o akvaryumu oturup seyretmek istiyorum. O akvaryumu seyrederken kahve içmek istiyorum, keyif almak istiyorum diyorsanız tabii ki de high-tech akvaryum. Mesela benim yerim olsa ben de bir tane high-tech akvaryum ve zamanım olsa gerçekten kurarım. Çünkü high-tech akvaryumun görseli ve işte bakımı, onunla uğraşması vesairesi gerçekten farklı. Ama işte dediğim gibi high-tech akvaryumun armatürü, ondan sonra taban malzemesi, bitkileri, filtrasyon malzemesi, filtrasyonu vesairesi, bunların hepsine özen göstermeniz gerekiyor açık söyleyeyim. Ama onun dışında böyle bir low-tech akvaryum yapıp, şu şekilde bir bitkili low-tech akvaryum yapıp karşısına oturup keyif alabilirsiniz yani. Onun için ben herkese bitkili akvaryum öneriyorum. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Videomuza daha doğrusu geçelim derken paketimizi açalım. Şöyle söyleyeyim, ben WUF akvaryumdan çokça bitki aldım bugüne kadar ama her zaman da memnun kaldım açık söyleyeyim. Şundan dolayı memnun kaldım. Hobicinin istediği şeyi biliyorlar. Gerçekten biliyorlar. Bitkiler hep kaliteli geliyor. Renkler kaliteli. Formu güzel. Ayrıyetten atıyorum bir tane iki tane bitki söylüyorsunuz. Yanında iki tane de hediye gönderiyorlar ki bu her hobicinin, gerçek söylüyorum, her hobicinin mutlu olacağı bir durum. Sonuçta para veriyoruz ve onun yanında da işte hediye gönderiyorlar falan. Böyle gerçekten mutlu oluyor insan. Ve onun dışında sağ olsun akvaryum odası Rafet Hoca sürekli WUF akvaryumdan bahsediyor. O da şuna vesile oluyor. Sağ olsun, teşekkür ediyorum buradan. Aklımızda kalıyor en azından. Yani o yüzden. Ve işte sizinle WhatsApp'tan iletişime geçiyorlar. Bitkilerin fotoğraflarını atıyorlar falan. Böyle gerçekten güzel. Hoşuma gidiyor benim böyle yerler. O yüzden, ve bu videoda herhangi bir işte sponsorluk vesaire değil yani. Kesinlikle yanlış anlamayın. Sadece şey yani, memnun kaldığım, beni zaten eski tanıyanlar bilir. Memnun kaldığım yerleri genelde bu şekilde tavsiye ediyorum. Memnun kalmadığım yerleri de açıkçası söylüyorum. Diyorum ki abicim ben buradan böyle böyle bir şey aldım veya işte bitki aldım, bilmem ne aldım ya da ne bileyim akvaryum malzemesi aldım ama memnun kalmadım. Yani mesela geçen günlerde arkadaşım bir tanesi bana sordu. Şuradaki filtreyi mesela göstereyim şunu. Sordu, abi memnun musun dedi. Dedim değilim abicim. Niye değilim? Çünkü malzeme kalitesi kötü. Yani plastik kalitesi kötü. Her temizlediğimde açıkçası korkuyorum. Yani elimde kalacak diye korkuyorum. O kadar kötü. Ya bunu söylüyorum çünkü şundan dolayı söylüyorum. Ya ben alıyorum. Belki adam da bunu alacak. İhtiyacı var. Ne bileyim, öğrenci olabilir. Hani kısıtlı bütçesi vardır vesaire. Boşu boşuna para vermesin diye söylüyorum. Diyorum ki abi buradan al, buradan alma, bilmem ne. Yani isteyen eleştirir, isteyen eleştirmez. Açık ve net. Şimdi dilerseniz paketimizi açalım bakalım. Bu videonun devamında da şöyle söyleyeyim. Basit bakılabilir bitkileri, kısaca kendi akvaryumlarımda olanları sizlere göstereceğim. Mesela alın, yani ince bir davranış. Yani şu bile bence ince bir davranış. Şöyle, eğer sizi mutlu edebildiysek, kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatabildiysek kuruluş amacımıza ulaşmış olduk. Bizim için gerçek kazanç budur. Herhangi bir soru ve sorun için 7/24 ulaşabileceğiniz, tüm sorunlarınızı seve seve cevaplayan bu hobinin size huzur getirir falan. Yani bu şekilde mesela bir not bile bunun üstüne koymaları bence çok güzel bir durum. Ben belki de abartıyor da olabilirim, bilmiyorum ama yani beni bu tarz şeyler mutlu ediyor açıkçası. Ben mesela öncesinde de ufak barımdan alışveriş yaptığımda mesela yanında notlar gönderiyorlardı. İşte ne bileyim bir kartvizit bir şey gönderiyorlardı falan. Benim aşırı derecede hoşuma gidiyordu yani, açık söyleyeyim.
Şimdi dilerseniz ben bu paketleri açayım. Şu anda çünkü hem çekim yapıp hem tek elle açamıyorum. Paketleri açayım, sonra videoya devam edelim. Şöyle zor da olsa bitkilerin paketlerini açtım. Şimdi bir tane su sümbülü istemiştim. Bayağı büyük göndermişler. Vallahi çok teşekkür ederim. Merak ettiğim bir türdü. Beni tanıyanlar da biliyorlardır. Benim bir şekilde su üstü bitkileriyle yıldızım barışmadı. Bir tutuyorlar, sonra kaybolup gidiyorlar. Ne olursa olsun yani, hangi su üstü bitkisi olursa olsun bir şekilde yıldızım barışmadı. Şöyle cuculata diye geçen bir tür var. Ondan aldım. Ve Amazon Phobit diye geçen bir su üstü bitkisi türü aldım. Şimdi şu cuculata diye geçen türü şu küçük betanın akvaryumunda kullanacağım. Biliyorsunuz burada bir filtrasyon kullanmıyorum. En azından buradaki filtrasyona yardımcı olsun. Biliyorsunuz su üstü bitkileri zehirli amonyağı emiyor. Ondan besleniyor. Ve kolay bakılabilen türler. Ama işte bende neden oluyor hiç anlamış değilim açıkçası. Bu iki bitkiyi şu iki akvaryuma böleceğim. Su sümbülünü de buradaki akvaryum için aldım. Buradaki akvaryumu kullanacağım. Biliyorsunuz bu çiçek açıyor. Ve çiçek açtığını da görüp şahit olmak istiyorum açıkçası. Dilerseniz şimdi bunları yerlerine yerleştirelim. Sonradan da kolay bakılabilen bitki türlerini sizlere kendi akvaryumlarımda olanları en azından sizlere göstereceğim. Şöyle koyayım. Evet. Şöyle. Hoppa. Şöyle. Bunlar zaten birbirlerine tutuna tutuna büyürler. Şöyle. Ya bu betalar için aslında su üstü bitkileri bence iyi. Çünkü biraz böyle gölgelik alan gibi oluyor. Bence güzel oluyor. Şöyle mesela buraya koydum. Şimdi biraz da şu bizim diğer Apple'ın olduğu yere atalım. Biliyorsunuz bunu Apple ismini ufak kızım koydu. Bunun ismi Apple olsun baba dedi. Biz de ismini Apple koyduk. Normalde ben balıklara isim koymayı sevmiyorum. Nedense ama kızım istediği için maalesef ki onu kıramam. O yüzden de ismini Apple koyduk. Bu bitki gerçekten yayılırsa, yani çünkü dediğim gibi hani benim su üstü bitkileriyle aram pek iyi olmadığı için, bu su üstü bitkisi yayılırsa aşırı derecede hoşuma gidecek. İnşallah yani bu sefer su üstü bitkisinde başarılı olurum. Ya inanılmaz, mesela soruyorum su üstü bitkisi bakanlara falan soruyorum. Ya hiçbir şey yapmıyorlar. Öyle kendi kendilerine gelişiyor ama bende bir türlü olmadı. Bu sefer bakalım. Ama denemekten vazgeçmeyeceğim yani, sürekli deneyeceğim yani. Bu da gerçekten bu cuculata dedikleri bitki var ya, inanılmaz çok güzel ya. Ben çok beğendim vallahi. Acayip hoşuma gitti. Şöyle bir tane de böyle bırakalım şöyle. Evet, süper oldu. Bir de böyle buraya da bunu bıraktım. Hatta bunu değiştirsem mi ya? Bu biraz daha küçük. Şöyle yapayım. Bunu buraya alalım. Onu da böyle alayım. Allah, süper oldu. Evet. Hop. Süper oldu. Şöyle göstereyim. Allah, benim çok hoşuma gitti ya. Özellikle de şu Amazon Phobit ve diğer cuculata var ya. Burayı bir sararsa mükemmel olur ya. Mükemmel olur. İnşallah. Bakalım bu sefer, inanıyorum kendime, bu sefer su üstü bitkisini becereceğimi düşünüyorum. Şöyle şimdi gelin su sümbülünü de söylediğim akvaryuma koyalım. Hoppa.
Ya ben bu akvaryumda da çok su üstü bitkisi denedim. Ama burada da olmuyor. Sıkıntı benle ilgili ya galiba. Evet, şöyle koydum bakalım. Şöyle. Şöyle koysam. İnşallah. Bakalım şöyle yerleştirdim. Şöyle. Ama ben bunu galiba böyle bir strafor gibi bir şeye koyarım. Benim bildiğim kadarıyla şöyle bir koysam acaba. Saniye arkadaşlar, böyle başınızı döndürmüş olabilirim. Kusura bakmayın. Yani benim bildiğim şu dik duruyor diye biliyorum ben. Evet, yanlış bilmiyorumdur umarım. Ben onu strafora tutturacağım. Böyle kullanacağım. Şimdi onu da bu videoda çekmeyeyim. Çok da videoyu uzatmayayım. Şimdi mesela kısaca size göstereyim arkadaşlar. Şimdi mesela böyle bir Anubias kullanabilirsiniz. Onun dışında mos kullanabilirsiniz. Basit bakılabilecek bitkiler için söylüyorum. Şöyle Java fen kullanabilirsiniz. Subulata kullanabilirsiniz. Ondan sonra gene mesela bak Anubias'ın farklı bir türünü kullanabilirsiniz. Bacopa kullanabilirsiniz. Cryptocoin, Venti Brown kullanabilirsiniz. Venti Green kullanabilirsiniz. Mesela kolay bunlar. Bayağı gördüğünüz gibi mesela koca bir saksı halinde gibi duruyor. Mesela aynı zamanda burada cüce Anubias var. Cüce Anubias kullanabilirsiniz. Mesela burada bir Anubias türü var. Hep bunlar farklı Anubias türleri ama hepsi rahatlıkla bakılabiliyor. Ve Anubias'lar çok fazla ışık istemiyorlar arkadaşlar. Burada bir çınar var mesela. Burada farklı bir Anubias türü var. Burada Cryptocoin, Venti Green var. Mesela bu şekilde kombinler yapabilirsiniz. Daha benim bilmediğim birçok türü var. Yani birçok kolay bakılabilen bitki türü var. Bu şekilde kolaylıkla kendinize bir kombinasyon yapıp besleyebilirsiniz bitki ve gerçekten akvaryumlarınızdan da keyif alabilirsiniz. Kısaca böyle bahsetmiş olayım. Çok da videoyu uzatmayayım. Gerçekten ben bu su üstü bitkilerini inanılmaz beğendim. Ve betalar için, yani beta akvaryumları için bence mükemmel, güzel duruyor. Ve tamamen bunun üzerinin kaplandığını düşünsenize, yani çok süper olur. Bu beta akvaryumu da biliyorsunuz bitkiliydi. Bitkileri toparladım. Onun da sebebi şu. Bildiğiniz üzere bu JBL'in kumu, bitki kumunu kullandım burada. Bu bitki kumu değil arkadaşlar. Bitki kumu olmadığı için de bitkiler maalesef, yani tavanda bitki kumu var, alt kısmında bitki kumu var ama bu kum biraz sık, hani silis kuma benzediği için maalesef bitkiler olmadı, büyümedi. Ben de o yüzden bitkileri çıkardım buradan. Farklı bir akvaryuma aldım. Burada da bu şekilde böyle kökler attım içine. Kökler daha tamamen suyu çekmedi, batmadı. Battıklarında onların dizaynını vesairesini düzelteceğim tabii ki. Ama burada bu iki beta tankında bu şekilde böyle su üstü bitkilerini eğer geliştirebilirsem su üstü bitkileriyle devam edeceğim. Ve buradaki benim mini teraryumum, teraryum mu diyorlardı buna, teraryum diyorlardı galiba. Onun yanına da belki şu akvaryumun aynısından bir tane daha yaptırabilirim. Kafamda deli sorular var. Onların yanına belki bir tane daha yaptırıp bir tane dişi samuray beta alıp belki üretim deneyebilirim. Şu an bilmiyorum. Kafamda acayip deli sorular var ama yakında gerçekleştireceğim. Dediğim gibi işler hafifliyor vesaire. İyice akvaryumlarla ilgilenmeye zaman ayırmaya başlayabildim. Belki şu kısma iki tane daha yeni tank kurabilirim. Yeni canlı gelebilir. Kendimi durduramıyorum bu hobide maalesef. Ama güzel. Herkese de tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle kısaca sohbet tadında, çok fazla bilgi olmayan ama kendi duygularımı yansıttığım bir video oldu.
Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı, bol yavrulu, keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.